Memur Bey. Bir dakika lütfen. Memur Bey lütfen. Bir yanlışlık var. Lütfen baba, beni dinler misiniz? Bir şeyler durun, yap. Durun lütfen. Sayıp Paşazade'nin oğlunu böyle götüremezsiniz. Bir dakika. Görevimizi yapıyoruz lütfen. Başkanımı arıyorum ben. Bir dakika. Baba. Bir dakika dedim. Şimdi düzelecek durum. Bir dakika. Ama siz beni dinlemiyorsunuz ki memur bey. Ben verilen emri yerine getiriyorum Sayıp Bey. Ama siz beni dinlemiyorsunuz ki. Cinayetle suçlamakla ne demek? Olacak şey mi bu? Lütfen. Olmaz, götüremezsiniz. Bir dakika. Bakma öyle çabuk arabayı getir. Hemen. Sayıp Bey. Şoför nerede? Ne oluyor? Heh. Gelin siz, gelin benimle hadi. Tamam. Efendim Alıcım. Cavidan. Cemil emniyette. Efendim? Cemil diyorum. Polis evden aldı. Emniyete getirdiler şimdi. Aa. Niye? Birini öldürmekle suçlanıyormuş. Olamaz. Kimi? Tam anlayamadım ki. Bir yanlış anlaşılma galiba. Sayıp Bey'in yanındayım ben de. Beraber geldik. Kenan'a haber ver. Kuzeninin yardıma ihtiyacı olabilir. Tamam söylerim. Cemil emniyetteymiş, cinayetle suçlanıyormuş. Nasıl olur? Bir yanlışlık falan var diyor halam. O da emniyetteymiş. Hadi gidelim biz de. Ne yapacağız gidip? Yanlışı mı düzelteceğiz? Onları yalnız mı bırakacağız Kenan? Ne Cemil'le ne de dayımla uğraşacak halim var. Avukatları ilgilensin. Şu an Cemil umurumda bile değil. Beyefendi, bu taraftan lütfen. Oğlum, avukatın geliyor şimdi. Cemil, merak etme oğlum. Bu yanlışlık düzeltilecek. Baba, lütfen yardım et. Oğlum, bu işin sorumluları cezalarını bulacak. Bakalım yeni görev yerleri hangi ücra köşe olacak? Cavidan'a haber verdim. Tamam, sağ ol. Ne demek oluyor bu komiser bey? Sakin olun. Buyurun oturun lütfen. Nasıl sakin olayım yahu? Kim olduğunuzu bilmiyor musunuz bizim? İçeri aldığınız benim oğlum. Cemil Paşazade. Yasalar herkes için aynıdır Sayıp Bey. Bunu en iyi sizin bilmeniz gerekir. Tamam. Biliyoruz bilmesine de hata yapıyorsunuz. Öldürdü dediğiniz adamın katili belli. Yattı çıktı. Çoktan kapandı o dava. Oğlumlar şimdi ne istiyorsunuz? Hakkında suç duyurusu var. Soruşturmak görevimiz. Kim suçluyor? Adamın karısı değil mi? Gülay nankörü. Kabahat bizde. Acıdık, olaydan sonra yol vermedik. Hırsızlık yaptı, affettik. Rezil. Siyasi bir komplo bu. Başka bir şey değil. Rakiplerimin işi. Biri kandırdı bu kızı, garanti. Yoksa niye böyle bir şey uydursun? Evet. Beni yıpratmak için yapıldı. Beni ve partimi. Makbule Sönmez'in ifadesi tamam komiser. Bunun ne işi var burada? Ne ifadesi verdi? Suç duyurusunu Makbule Hanım yaptı. Hadi kızım aç ağzını. Bu çocuk anlıyor vallahi. Hissediyor gerginliği. Aman Makbule geleceksen gel artık. Ya merakta bırakacak günü buldu yani. Korkuyorum başına bir şey gelmiş olmasın. Aklıma kötü bir şey getirmeyeyim diyorum ama. Ne yapar nereye gider bunca saat? İnsan haber verir. Telefon da kapalı hala. Ne yapalım, polise haber verelim mi? Verelim vallahi. Sonra da hastaneleri arayalım tek tek. Ne yapar nereye gider? Of, ölüyorum meraktan. Ara hadi. Ver tamam. Söyleyeyim akli dengesi de bozuk diye. Geldi, kapat. Aç bak nasıl soracağım hesabını. İyi günler. İyi günler. Lamia Yılmaz.
Ne oldu Makbule, bir şey mi oldu? Lamia Hanım siz misiniz? Benim. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ay bir şey olmuş. Vallahi bir şey olmuş. Ne oldu, kaza mı geçirdi söyleyin. Rasih Keskin davasında adaleti yanıltmakla suçlanıyorsunuz. İfade vermek üzere gelmeniz gerekiyor, buyurun. Ben gelemem. Bebeğim var benim. Hem kimseyi yanıltmadım. Cezamı çektim, bitti. Zorluk çıkarmayın lütfen. Buyurun. Mahsulü bu ifade. Deli saçması. Akli dengesi yerinde değil ki. Nasıl kale alıyorsunuz? Sabıkası var. Adam yaralamaktan yapmış. İntihara da teşebbüs etti. Raporu var. Onun lafıyla yapılır mı bize? Sait Bey lütfen. Başka bir şey var bunun altında belli. Komplo. Tuzak. Ama ben bunun altında kalmam. Kim sorumluysa hesabını sorarım. Sınırlarınızı aşıyorsunuz Sait Bey. Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Tehdit falan etmiyorum ben. Bir delinin lafıyla oğlumu suçlayamazsınız diyorum. Senin oğlun benim babamı öldürdü. Buyurun işte. Bir şey daha yumurtladı. Babası kalp krizinden öldü. Hastane raporlarına bakın, çıkar ortaya. Cemil benim babamı öldürdü. Hala dinleyecek misiniz bunu? İnanmıyorum. Kabus gibi. Merhaba. Ben cinayet masasından Komiser Şener. Evet Cemil Bey. Rasih Keskin'in öldürüldüğü geceye gidelim birlikte. Lamia öldürdü onu. Cezasını da çekti. Rasih Keskin'in cesedini siz bulmuşsunuz. O zaman ifade verdim ben. Her şeyi anlattım. Yine anlatacaksınız. Avukatım gelmeden konuşmayacağım. Olayın sadece iki tanığı vardı. Biri siz, diğeri eşiniz. Eşiniz hayatta değil. Maalesef. Merdivenden düşmüş. Ve iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmiş. Kazaydı. Düşerken yanındaymışsınız. Kazaydı. Rasih Keskin olayının iki tanığından birinin kaza sonucu ölmesi ve o olayın tanığının da sizin olmanız çok ilginç değil mi? Ben ilginç bulmuyorum. Talihsizlik diyorum sadece. O kadar kolay mı her aklına geleni söyleyip adam suçlamak? Babamın katili de Cemil. Nasıl ispat edeceksin? Edince anlarsınız. Nasıl konuşturuyorsunuz bunu karşımda? Yeter. Bu komediye bir son verin artık. Cemil hapse girince görürsünüz siz komediyi. O zaman Lamia'ya para verip suçu üstlenmesini sağladınız. Şimdi kimi bulacaksınız bakalım? Şimdi nasıl kurtaracaksınız oğlunuzu? Sabrım taşıyor artık. Bu kızdan davacıyım. Yazılı ifadesinde de bu para meselesi var. Böyle her yazılan iftiraya rağbet edilecekse yandık. İftira etmiyorum ben. Doğruyu söylüyorum. İşte. İşte ispatı burada. İşte bakın. Bakın. O zamanki adıyla Lamia Yılmaz'ın hesabına yatan paraya bakın. Makbuzu da hala içinde. Kim yatırmış? Kimin imzası var orada? Yanımda çalışan birine para veremez miyim ben? Nedir bu saçmalık canım? Yeter artık. Bunu kayıtlara geçirin. Siz de lütfen dışarıda bekleyin. Böyle saçmalık görme. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Buyurun beyefendi. Tansiyonum çıktı işte. Siz de hanımefendi. Allah kahretsin. Sayit Bey.
Ölüyorum Şahik abi. Ensem yanıyor. Tansiyonum çıktı. Seni manyak. Sayık Bey. Yardım edin. Beter ol. Beyefendi. Beyefendi. İlacım cebimde. Çabuk su getirin. Çabuk olun. Sizi revire alalım. Yok yok. Lütfen. Gitmem. Lütfen kalkın. Gitmem. Bak hala bakıyor. Yıkıl karşımdan. Buyurun revire. İstemiyorum lütfen dedim. Lütfen gidelim efendim. Hadi Sayık Bey lütfen. Korkuttunuz beni. Lamia. Lamia bu mu? Bu işle de mi ilgisi var? Lamia kızım. Söyle onlara Cem'in suçsuz olduğunu. Bu delinin yalan konuştuğunu söyle. Makbule. Niye geldin? Niye getirdiniz onu? Makbule ne yaptın sen?